Başkanım şu maliyetlere nasıl memnun olalım? 30 kuruşa aldığım domates fidesi şu an 80 kuruş. Vadeli 150 milyon liraya aldığım üre gübresi torbası, tonu değil torbası, şu an torbasını 700 milyon liraya peşin para alamıyorum. Bayi bayi geziyorum alamıyorum. Yok çünkü. Mazot alıyorum traktöre 300 liralık. Tarlaya gidene kadar bitiyor. Bu maliyetler altında biz nasıl iyi olalım? Yani birileri bizim sesimizi duyması lazım. Şu tarlanın dönüme 11-12 milyar masrafı var. 1000 metrekaresi. 1000 metrekaresinin 12 milyar masrafı var. Yani şuradan dönüm başı 1000 metrekareden 8 ton domates alsan tarlada 2 milyon lira. Yani pazarda 20 milyon lira. Bu aradaki 18 milyon lira kim kazanıyor? Yani, tarım kredi kooperatifleri yardımcı oluyor mu size? Tarım kredi kooperatiflerinde istediğimiz gübreyi bulamıyoruz. Bu sefer de bayilere gidiyoruz. Bayiler de canı nasıl isterse öyle satıyor. Bayi bayi geziyoruz. Bir de artık eskisi gibi vadeli iş de yok. Peşin para her şey. Bütün paramızı buna bağlıyoruz. Ve şu ara hiç umudumuz olmadı. Bittik yani. Çiftçi olarak zor durumdasın. Çiftçi olarak maliyeti geçtik, umudumuz yok. Geleceği göremiyoruz. Geleceği göremediğimiz için de şu genç yaşta umudumuz kırıldı. Maalesef çiftçi girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntılı. 2 liraya verdiği domates pazarda gidinceye kadar çok yüksek fiyatlar oluyor. Yani pazar, çiftçi ile pazar arasında bir uçurum var. Hem tüketici burada mağdur ediliyor, hem çiftçi mağdur ediyor. Aslında aradaki fark paylaştırılacak bir sistem kurulsa hem çiftçi para kazanacak hem de tüketici daha ucuza, daha kaliteli mallar yemiş olacak. Burada gübre maliyetlerinin, sulama elektriğinin kesinlikle fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Gübre desteğinin verilmesi gerekiyor. Çiftçinin gideri aşırı derecede artmış. 10 liralık gider maalesef 100 liraya çıkmış durumda. Onun için de çiftçi bu yılda umduğunu bulamayacak gözüküyor. Diğer yıllar, gelecek yıllar daha iyi. Her yıl çünkü acil. Bir daha 2 yıl iyi olsun diye bu iş yapılıyor ama maalesef çiftçi her yıl daha kötüye gidiyor. Her yıl daha kötüye acilen gidiyor. Acilen birinin buna müdahale etmesi lazım. Bu son bizim son kozumuz. Doğru. Yani bu sene de olmazsa artık kimse ekmez, kimse pişmez. Vatandaş ne yiyecek o zaman? Yani köylü milletin efendisidir. Bir şeyler yapacağız. Yani ne yapalım?